O da bir neden. Çünkü profesyonellik iyi olmadığı için Türkiye'de örneğin takımlarda ben 31. sene 86'yı başladığım tarih. Bırakın o 86'yı, 79 yılında ben 26 yaşında İzmir Spor takımında başladım antrenör diye. Ve sonrasında Avrupa'ya gittim, bir 6 senelik ara var. Orada çeşitli takımlarda çalıştım. Yani futbol hayatımdan çok antrenörlük hayatım var. Dolayısıyla profesyonel seviyede de oynadım Türkiye'de. Süper Lig'de değil de onun bir altı liglerde. Yani biz de pratiğin içinden geliyoruz. Aynı zamanda akademik bir eğitim aldık fazlasıyla. Yabancı dil konuşuyoruz. Ülke şartlarını biliyoruz. Avrupa'yı biliyoruz. Onun kıyaslamasını yapabileceğiz. İyi nedir onu biliyoruz. Dolayısıyla yani zaman zaman benim böyle Türkiye'de agresif olmam, hep böyle bir muhalefet etmem, hep böyle olumsuzu ifade etmem biraz bundan kaynaklanıyor. İnsanın içi acıyor. Yani doğru yapanı görmüşsünüz. Bu ülkede de bu imkanlar var. Burada niye yapılmıyor? Çelişkisini sürekli yaşıyorsunuz. Gönül istiyor ki Türkiye'mizde bu imkanlarıyla o bahsettiğimizde ben mesela Türkiye'nin örnek alacağı ligler 5 tane ligdir Avrupa'daki. Kim bu? İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya. Yani bu 5 büyük Avrupa liginin ekonomik olarak 6.'siyiz yani parasal değeri anlamında. Ama bakın 54 tane UEFA ülkesi var. Bunlarda da sıralamada bakın çok gerilerdeyiz. Başarılarımız Dünya Kupası 30 küsürlerde başladı, 1934 mi, 36 mı, neyse. O günden beri Dünya Kupası'na katıldığımız bir İspanya'da Franco diye bir genç bir çocuktu galiba, yanlış hatırlamıyorsam, bir kura çekti. Onda bir şansla gittik. Bir kere Amerika'da galiba yapılana paramız yetmediği için gitmedik. Bir de işte gittiğimiz en son Kore'deki ve Japonya'daki Dünya Kupası. Başka da katıldığımız turnuva, bir işte gittiğimiz birkaç tane Avrupa Kupası var ama niye bu kadar az katılıyoruz, niye bu turnuvalarda bizde bir Almanya gibi, bir İspanya, İngiltere gibi oranın müdavimi olamamışız? Bir uygulamada bir hata var, bir eksiklik var yani. Bunu düzeltmek lazım. Söylüyorum yukarıya, aşağıya, herkese, düzeltmesi mümkün olan herkese muhatap oluyoruz. Ama kime fayda sağlıyor bu futbolun bu bozuk düzeni, bu bozuk sistemi, bu anlaşılmaz idare tarzı, onu anlayamıyorum. Dolayısıyla ben 30 yıldan beri üst seviyede antrenörlük yapıyorum. Hala Türkiye'de futbolun kimi idare ettiğini bilmiyorum. Kim idare ediyor Türkiye'de? Federasyon mu? Siyaset mi? Yoksa kulüpler mi? Birisi çıksın söylesin, ben desin. Biz de bilelim o kimse. Konuşurken biraz daha dikkatli olalım.